Merhaba dostlarım, ben Serdar ve adam patent sürüyor. Sesi geliyor. Patent daha önce adam rafında dolandı patent. Neyse. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA Vice City'ye hoş geldiniz. Aslında planlarım GTA 5 oynamak vardı ama ve lakin GTA 5 genelinde bağlantı sorunları çıkıyor GTA 5'ler. O birazcık çok gıcık bir şey. Boş verin bunları. Adam az önce etrafımızda patenle çember çizdi. Bizim etrafımızda bizi trolledi adam. İnanmıyorum. Bize böyle dedi, ha ben paten sürüyorum, sen sürmüyorsun, sen eziksin tarzında hareketlerde bulundu. Ben de o çember çiziminden nasıl böyle mesajları çıkardıysam, görüyorsun, her şeyden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Trafik ışıklarını kırmamda hiçbir sıkıntı yok, tamamen yasal bunlar. Sigorta dahilinde olduğu zaman yasal oluyor. Hafta sonları bu arada korku oyunları yok, daha önce söylemiştim size. Veya hafta içi başka korku oyunu, hafta sonu başka korku oyunu da oynayabilirim bundan önce. Ama ilk önce GTA 5 ve GTA Vice City'nin senaryosunu bitirmek istiyorum ki gizemlerine bir an önce başlayalım. Aynen ya, GTA 5 ve GTA Vice City'nin ben gizemlerine başlamak istiyorum. GTA 5'in gizemlerine başladım ama bilgisayarda daha başlayalım. PlayStation 3'e başlayalım. Belki değiştirdikleri bir şeyler vardır. Ölüm zamanı. Öldü o. Yanlış kayda girdim sanırım. Yanlış kayda girdim. 27 Mayıs lan bu. Ben 11 Haziran'a gireceğim. Ha 1.03. Bu kadar böyle bir şey olamaz. Fail, 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 fail. Hacı ben bu arabayı alıyorum bir şey demesin değil mi? Güzel. Artık Diaz sembolünü görmeyeceğiz haritada. Çünkü Diaz'ı öldürdük. Diaz'ı bu ellerle öldürdüm ben. Ve haklısınız ya, hileci demiştiniz ona. Hileciyim, hileciydim. Hani Lance'i geçmem gereken görevde hile yaptım. Sonra dedim ki neden artık oyunun kalanı boyunca hile yapmayayım. Oyun boyunca neden hile yapmayayım? Sonuçta hiçbir şey fark etmeyecek ama ve lakin hile yapmayacağım çünkü hile yapmamaya çalışacağım. Çünkü gerçekten oyunun zevkini alamıyorum o zaman. Ayrıca pro olmadığımı söylediniz. Haklısınız, bu oyundaki savaş mekaniklerine pro olmayabilirim ama şu açıdan düşünün. Herkesin hiçbir şekilde unutamadığı o kabus gibi olan helikopter görevinde ben sadece ikinci denemede geçtim. Ve ilk denemede geçemememin tek sebebi kontrolleri bilmememdi. Hangi tuşlarla hareket ettiğimi bilmememdi. Ki o halde bile sadece bir dinamit kaldı. Sadece bir dinamit kalmıştı. Artık pro unvanımı geri alabilirim. Gene kim arıyor? Alo. Sen kimsin lan? Sonny mi? Sonny. Sonny kim ya? Sonny Forelli bu. Hatırlıyorum. Ben bu herifi öldürürüm. Çok gıcık bir tipe benziyor. Sorun ne bakalım? Ben tüm Diaz'ın şebekesini ele geçiriyorum ve hala bu tür işleri ben mi yapıyorum, kendim mi yapıyorum? Ben sanırım malın önde gideneyim ya. Aa, hareket ediyoruz. Harbiden yalnız 10 silaha denkiz de hareket ediyoruz. Bunlar kim? Fransızlar. O Fransız gizli servisi geliyor. Fransız ajanları geliyor. Takım elbiseli adamlar geliyor. Ellerinde silahlarla. Onlar da herhalde diğer gemilere binecekler. Kaç tane var? 3 tane var. 3 gemiyi bitirdiğimiz zaman her şey tamamdır. Bir, ne pahasına olursa olsun albayı ve teknesini koru. Kim sıkıyor? Nereden geliyorlar ya? Hoho. Minigun çok yaşa. Kim sıkıyor başka? Nerede? Kim sıkıyor lan? Bitti. Ya hile yapmadım. Daha önceki silahlarımı kullandım. Hile yapmadan görev geçtim bakın. Bu ama blurface iskemi de ayarladım. Birazcık yakınlaştırdım. Zoom özelliği var. Oo. Oğlum bunlar gitmiyor. 26 tane kaldı. Bunlar nereye gidiyor? Giderseniz çok memnun olacağız. O da gittiler çok. Onlar da gitti, çok güzel. Siz de bir tıraş edelim isterseniz. Onlar da gitti. Başka gelen var mı? Dur. Oo. Adam ha yok, oradan şey alabiliyoruz. Tam yeni bir silah aldım. Nerede bu herifler? Ha bu sol tarafta, tamam. Hacı ayıp oluyor. Hiçbir şey göremiyorum ki. Teknenin tekstürleri engelliyor beni. Bak 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 bak. Açık göze bak. Helikopterlerimi patlatayım. Ha merhaba. Lan 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 lan. Oh 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 oh. Cortez kaç. Lan Cortez'e vuruyorum. Mal gibi Cortez'e vuruyorum ya. Çok güzel. Yalnız her adamımız öldü neredeyse. Gelen mi var daha? Göremiyorum ben adamları. Neden geliyorlar ya? Ha yok, geri gidiyorlar. Geri çekiliyorlar. İşte böyle korkacaksınız gücünden. Koskoca ülke benden kaçıyor. Yok, gelen var. Ha güzel. Aa patlayacak bu. Patlayacak bu. Lütfen başka yerde patla. Abo abo. Huhu. Aynı tekstür lan bu. San Andreas'taki savaş helikopteriyle aynı tekstür bu. Ulan ne kadar tembelmiş bu Rockstar Games ya. Bu mu? Bu kadar sürede mi patlattık biz bu helikopteri? Bunda çok noobmuş ya. Bitti mi her şey? Geçebilir miyiz? Ya işte bu kadar ya. Hilesiz geçtim. Tekneler de hilesiz aldım. Sıkıntı yoktu ona. İlla minigun olmasına gerek yoktu. O kadar güçlü değillerdi. Zaten sürekli canım vardı orada. Can alabiliyordum yani. Albay hadi kurtardın gene, seni koskoca Fransa'ya karşı korudum. Vay, bize tekne veriyor be. Mercedes'in kesinlikle göz kulak olurum ona, sen merak etme. Hasta luego. Adios ha. Artık neyse. Vay be, adam gitti. Görev tamam. 5000 dolar. Şimdi nereye gidiyoruz? Ve nerede ki? Biz biraz ilerleyelim artık, en yakın yerde dururuz. Ve tam olarak nerede? Uuu, ve bizim Diaz'ın orada. Tamam, sıkıntı yok. Şuradan bir çıkmamız lazım. O kafatası ne? Onun kafatası ne? Ve şuradaki insan şekli ne? Şeye benziyor. Game of Thrones'da Bolton'ların bayrağına benziyor. Sancağına benziyor. Derisi yüzülmüş insan sancağı vardır ya Bolton'ların. Aynen onlara benziyor. Vice şehri. Konuşamıyorum gene ya. Of! Tamam, güzel. Çarptık ama sıkıntı oluşmadı. Woohoo! bir de bağırıyorlar. Hey diye falan. Dur hacı dur. Oh kurtardık. Vallahi kurtardık. Tüm silahlarımızı kaybedecek yoksa. Tommy elinde ne yapıyorsun? Dua ediyor. Kellerin için ortaya iyi bir para konulmuş. Birileri gelip senin için. Birileri beni kelle paça mı yapacak? Beni. Oğlum sen beni biliyor musun? Kimse beni kelle paça yapamaz. Ben kelle paça yaparım. Benim kellem ve paçam çok sağlamdır. Ben gene saçmalıyorum. Tap. Kim arıyor gene ya? Ne kadar meşgul adamım ben. Herkes arıyor beni. Bir kenara çekilseniz. Lance sen misin ya? Yok Lance değil bu. Lance beyaz mor bir giysi giyiyor. Ben sanırım yanlış yere geldim. Yok doğru yere gelmişim. Birazcık daha koşmamız lazım sadece. Starfish Adası. Merhaba. Uf, ne kadar aksiyon hareketi olurdu bunlar filmde olsaydı. Koşuyorum sana burada neler duyun diyor. Ne yapıyorsun diyor. Koşuyorum. İstediğim gibi koşabilirim ben burada. Polis bey ne alsın? Elimde şu SMG ile dolaşmam hiç sıkıntı değildir herhalde. Ben buranın bana bak. Şş, polis geri gidersin öyle korkuyor. Artistlik yapma diyecektim. Burası benim mekan diyecektim. Hemen sağ taraf. Petrol Invest Group. Kaçıyor adam. Herkes benden kaçıyor be. Herkes benden kaçıyor. Korkun benden. Tommy Vercetti'yim ben. Korkulan adam. Neyse Cortez demek ki son kez konuştuk. Cortez gitti bu ülkeden. Özleyeceğiz adamı. Vercetti konağı. Hadi bakalım. Naber? İnsanlar sokak kıyafeti. Bakalım bu neymiş? Hah! Tommy'nin klasik kıyafeti. Oh mis gibi terslemesi. Oh ne güzel. Bu ara karneleri de aldınız. Hadi geçmiş olsun. Diaz tatiline girdiniz. Bar kavgası. Ne haber herkes? Sıkıntı yok hallederiz. Gelin gidiyoruz. Oo yanıma adamlarımı alıyorum bu sefer. Yalnız Lance cidden çok relax davranıyor. Şehre yeni gelmiş. Oo. Sen gelemiyorsun ama değil mi? Sıkıntı yok gel gel gel. Oo arkada garaj var benim. Garaj olduğunu bilmiyordum bu oyunda. Mesela böyle rastgele arabaları alacağımızı zannediyordum. Uf arabanın şu klasikliğine bakın ya. Klasik arabalara bayılıyorum. Bu tam şey. Böyle Türkiye'deki Renault'ları andırıyor bana. Şeyle Şahinleri falan andırıyor daha doğrusu. Washington Pleasure. Demek mahallede kavga çıkarıyorsunuz ha. Demek abilerle dayılar arasına giriyorsunuz ha. O zaman Tommy Vercetti zamanı gelmiştir. Zor kaldığınız durumlarda Tommy Vercetti'yi arayın. Ama uluslararası yazacak. O yüzden ekonomik planlamanızı dikkatli yapın. Sen misin? Beyler. Ne yapıyorsunuz? Keseceğim mi ben bunları? Git front page sahibiyle konuş. Gel bakalım dayı. Aynen. İstiyorsun istiyorsun. Onlar artık yok. Oh. Beyler çabuk atlayın beyler çabuk atlayın. Atlayın polis geliyor lan. Oğlum atlasanıza ha. Kaybederiz şimdi bu polisleri ya sıkıntı olmaz. Yalnız 2 adam öldürdüm sadece 1 yıldız veriyor. Amerika'nın adalet sistemi. Bayılıyorum bu ülkeye. Bu arada Vice City 80'lerde geçiyor, San Andreas 90'larda geçiyor. Arada yaklaşık bir 10 yıllık fark var, haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim dedim. Ne oluyor lan? Beyler sıkın sıkın. Lan öldürürüm seni hayvan herif. Ben bir şey yapmıyorum, adamlar geliyor sıkıyor. Polis bana yazıyor. Al. Yani sanki susturucu varmış gibi sıkıyor. İşte bu kadar, işte bu kadar. İşte bu kadar. Bunları da mı halledeceğiz? Hiç sıkıntı değil. Beyler gelin atlayın. Çabuk. Atlayın. Lan mal. Çabuk gel. Şu gerizekalı yüzünden görevi kaybedeceğiz ya. Neyse sıkıntı yok ya. Bu motorlar üzerinden geçiyoruz, sonra adama eziyoruz, bitiyor. Bu kadar basit iş bu motorlarda olan. Dediğim bunlar bir de çok yavaş gidiyor ya. Beyler, sizin kaderinizi bitirmeye geldik. Sizin kader burada son buluyor. Sizin alan çizgisine bir de dikey olarak bir çizgi çekeceğiz. O gitti, çok güzel. Bir de bunu halledelim. Uf. Oo! Arkamdaki gerizekalılar beni öldürdü. Bilmiyorum, videoyu baştan izleyin eğer gerçekten öyleyse. Benim canımın bayağı olduğunu hatırlıyorum çünkü normalde. Neyse, ağlamak bir işe yaramaz, hemen gidip göreve başlayacağız. Beyler gelin gene. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Baştan. Şimdi o iki adama gidip direkt ezeceğim. Hiç şeye bulaşmayacağım. Hiç silahla öldürmeye çalışmayacağım. Direkt ezeceğim adamları. Diğerleri zaten ya ezeceğim için arabanın zarar göreceğini düşünmüyorum. Hem arabanın içinde olacağım o motorcular dışarı çıktığı anda, hem de araba dışarıda olacak, o yüzden onları erken öldürme fırsatım olur. Böylece zamandan da kazanmış oluruz. Al işte, gene polise denk geldik. Ha gitti. Araba gitti. Come on, come on, come on, çabuk ol, çabuk çabuk. Bu yerel bir gangster değil ki, bildiğin güvenlik şirketi. Hacı araba. Merhaba, senin araba sağ... Aa, bu bizim otel ya. Bizim otelin arabası bu. Hadi. Beyler çabuk. Kanka sen bir... Abi bo adam gitti lan. Adam öldü. Mal. Mal öldü işte. Neyse. 100 canım var. Diğer herifler seni direkt motorcuları arabayla hallederim. Ben yanlış hatırladım ama görevi. Kanka lütfen bana sıkma. Bak bak, mallar duvarın arkasından sıkıyorlar ya. Allah'ım, bu Vice City elemanlar neden böyle ya? Ben duvarın arkasından sıktım. Hacı çabuk 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 çabuk. Polis. Seni şimdi çekemeyeceğim. Diğer adamı da beklemeyeceğim, zaten ölü. Kendisi diğer da bizi bekliyor, o yüzden. Bak bak, polis hemen peşime düştü. Ama şu herifleri. Şunu da halletmem lazım. Oo! Sert bir polis kovalamacası başladı. Polis, polis, uzak dur. Abo! 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 Birisi gelip korna çalıyor. Burada suçlu polis kovalamacı yapıyor. Polis, ha, öldür onu. Vur, öldür. Apotlarım, çok özür dilerim ama ne yazık ki kayıt durdu. Yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Böyleyse böyle. O görevleri o zaman baştan yapacağız daha sonra ama ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek düzenlilikte kalmanız dileğiyle. Bay bay.